Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, yepyeni bir programa başlamanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Yüreklerimiz Gazze için çarparken, belki Gazze ve mazlum coğrafyalar için de neler yapabileceğimizi konuşacağımız, bunları öğrenebileceğimiz, bunlar hakkında hocamızla dertleşebileceğimiz bir ortamdayız, bir meclisteyiz. Ben Deniz Miraç Okutan, Siyer Vakfı'nın talebelerindendim. Şimdi ise Siyer Vakfı'nda lise ve ortaokul çalışmalarıyla ilgileniyorum. Tüm kardeşlerimizi, liseli ve ortaokulu tüm kardeşlerimizi de hem bu programa bekliyoruz hem de hal lise çalışmalarına davet ediyorum. Efendim bildiğiniz gibi geçtiğimiz sene Muhammed Emin Yıldırım hocamız gençlere özür diliyorum çocuklara Hazreti Peygamber'in çocukluğu başlığı altında 20 ders işlemişti. Bu derslerde hatta kitap olarak da basıldı. Şimdi ise bu serinin devamı olarak Gençlere Hazreti Peygamber'in Gençliği başlığı altında yine 20 program planladık. 10 sene, 10 program bu sene, 10 programda önümüzdeki sene olmak üzere toplamda 20 programda Hazreti Peygamber'in gençliğini işlemeyi planlıyoruz inşallah. Bugün Gençlik Onun Yolunda başlığıyla programlarımızın ilk besmelesini çekmiş olacağız. Ben hocama dönmek istiyorum. Hocam hoş geldiniz. Eyvallah canım benim. Hoş bulduk. Sen hoş geldin. Hoş buldum hocam Allah razı ben olsun. Ben hep buradayım. Sen yeni geldin. Baya bir heyecanın da var. Biraz o heyecanını da almış olalım. Ama güzel girişgah girizgahı güzel yaptı değil mi? Memnun oldunuz yani. Onun için heyecana hiç gerek yok. Biz burada biz bize konuşuyoruz. Bizim kendimizi birilerine beğendirme çabamız da yok elhamdülillah. Allah beğensin bizi. Meramımızı anlatalım insanlara. Yüreğimizdeki ızdırabı, derdi, mesajı genç kardeşlerimize paylaşalım. O. Oh. Yoksa biz iyi program yapalım, rol yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım öyle bir derdimiz yok bizim. Sen de öylesin zaten elhamdülillah. Seninle baya güzel 20 program yapacağız Allah'ın izniyle. Hocam inşallah ilk program olduğu için tabii biraz heyecanlıyım. Yani bir lisan edersem de affola diyeyim şimdiden başlamadan. Nasılsınız hocam? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Hamdolsun. Allah yüreklerimiz Gazze'de, Filistin'de, oradaki kardeşlerimizde. İşte işin acı tarafı Miracım, sen, bütün gençlerimiz, hanım kızlarımız da var burada. Şimdi bizi ekranları başında dinleyen kardeşlerimiz de var. Zillet şöyle bir şey. Elim var, gücün de var. Karşında da bir mazlum var. Elinin ve gücünün mazluma ulaşmaması. Ve bu çok acı bir şey zaten. Bizi acıtan da bu. 2 milyar koca İslam ailesinin, ümmeti Muhammed'in böyle bir zilleti yaşaması ve bu zilleti yaşarken biz de bu ailenin bir ferdi olarak buna şahit olmamız acıtıyor bizi. Çok acıtıyor. Ama ben bütün gençlerime bir şey söylemek istiyorum. İki şey var ki valla bu kadar acıya rağmen yüreklerimizi ferahlatacak bir şey. O iki şey de şu. Biz mazlum muyuz şu anda? Zalim miyiz? Binlerce kez Rabbimize hamdolsun ki biz mazlumuz. zulmetmedik. İkinci bizi sevindirecek daha önemli bir şey var. Biz şu anda mazlumun tarafında mıyız? Zalimin tarafında mıyız? Elhamdülillah ki mazlumun tarafındayız. Ondan sonrası artık Allah'ın bizde bize verdiği nimetler, güç, neyse kudret o çerçevede. Herkes ne kadar Cenab-ı Hak'tan ikram gördüyse o kadarıyla hesaba çekilecek. Ve Cenab-ı Hak hiçbirimize kaldıramayacağımız bir yükü yüklemeyecek. Onun için insan olmamız ve Müslüman olmamız hasebiyle nerede zulüm olursa olsun. Yani bakın bugün Gazze, Filistin ama halen devam eden bir zulüm işte Doğu Türkistan'da. Unuttuk mu? Unutursak insan değiliz ya. Unutursak Müslüman değiliz yani ya da dünyanın bir başka yerinde nerede olursa olsun bir zulüm varsa eğer o zulmün karşısında mazlumun yanında Allah da bize nefes verdiği müddetçe bu çizgiyi devam ettirme adına gayret içerisinde olacağız. Şu anda yüreğimiz Gazi için yanarken de biz bunları tekrardan ikrar edip onunla bir kez daha kendimize bir nefes bulacağız. Hamdolsun mazlumuz, hamdolsun mazlumun yanındayız. Allah bundan da ayırmasın inşallah. Amin hocam. Allah razı olsun. Hocam müsaadenizle hem salonumuzda bulunan kardeşlerimize hem de seyircilerimize de hoş geldiniz demek istiyorum. Bizim seyircimiz yok. Neyimiz var hocam? Sadece bizi seyretmezler o kardeşlerimiz. Bizim onlar rahle kardeşlerimiz. Eyvallah. Bizim gençlerimiz, ümmetin gençleri. Çünkü biz seyirci değiliz aslında da hiçbir şeyi seyretmeyeceğiz. İzleyeceğiz mesela. Bak takipçiyi izlemek güzel kavramlar. Onun için böyle yapacağız Mirac'ım. Eyvallah hocam. Mirac Konyalı. Ben biraz tanıştırayım ki seni bilsinler kardeşlerimiz. Beni biliyorlar, seni de bilsinler. Burada beş yıl bizim yanımızda elhamdülillah eğitimini tamamladı. Marmara ilahiyatı da bitirdi bu süreçte. Sonra gitti Konya'dan da bir kızımızla evlendi. Onu da söyleyeyim ki duaya vesile olsun. Yepyeni bir yuvası var, hamdolsun. Cenab-ı Hak o yuvasında muhafaza etsin. E şimdi de burada liseli gençlerle, ortaokullu gençlerle ilgileniyor. Hem de vakfın diğer eğitim çalışmalarında da görev alıyor. Evet hocam. Allah razı olsun hocam, dualarınızı eksik etmeyin. Ben ee, bir de teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle programda emeği geçen genç siyer ekibimize. Ve e, tüm yayın ekibimize, abilerimize teşekkür ediyorum. Onların çok emeği var. Hocam, e, programa geçmeden önce, daha, so daha önce, özür diliyorum, e, sorularımı sormadan önce sizin program hakkında söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bununla başlayalım isterseniz. <laughs> Valla aç ben senden daha heyecanlıyım, onu Hı -hı. bir kere söyleyeyim. Tabii biz biraz daha tecrübeli olduğumuz için heyecanımızı bastırabilmeyi öğrenmişiz yani. Amdolsun mesela yıllar önce planlanmış bazı projelerin şimdi hayat bulması beni çok ziyadesiyle memnun ediyor. Neticede imkan da olmayabilirdi, gündemimiz değişebilirdi, farklı şeyler ortaya gelebilirdi ya da bizim hassasiyetlerimiz değişebilirdi. Elhamdülillah belki 10 sene önce planlanan bir proje bu. İşte geçen seneki sen söyledin çocuklarımıza 20 dersle, 20 programla çocuklara Hazreti Peygamberin çocukluğu programlarımızı bitirdik. Şimdi de buna başlıyoruz. Onun için bunun bir güzel heyecanı var bende. E bu heyecanı da Cenab-ı Hak bana yaşattığı için burada bulunan işte genç kardeşlerimizin, hanım kızlarımızın bu sofraya, bu ilim meclisine talip oldukları için vakıftaki kardeşlerimizin işte başta genç siyerde olan kardeşlerimiz olmak üzere bütün kardeşlerimizin bu projeye sahip çıkmalarından dolayı da ben de hepsine teşekkür ediyorum. Bu böyle paket olarak tasarlanmış projeler, programlar. Devamı var Allah izin verirse. İnşallah varırsak bu 20'yi bitirirsek tüccarlara Hazreti Peygamber'in tüccarlığını, psikologlara Hazreti Peygamber'in o alanda söylediklerini, tıp alanında olanlara, Hababet alanda olanlara Efendimiz'in söylediklerini, mühendislere Allah Resulü'nün söylediklerini, hukukculara Allah Resulü'nün söylediklerini böyle tasarladığımız ona yakın proje var. Yani Cenab-ı Hak ne kadar lütfedecek, imkan verecek. Ama derdimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in hayatın bütün alanlarına vurduğu mühürleri okuyabilmek anlayabilmek, kavrayabilmek ve onu bugünün dünyasına taşıyarak bağlar kurabilmek. Onun için inanın ki ben sizden kat kat daha fazla heyecanlıyım bu işte. Onun için Rabbime de hamd ediyorum bu heyecanı yüreklerimizde böyle bir güzellikle var ettiği için. İnşallah genç kardeşlerimizin hepsi de dua etsinler. Allah tamamlayacağımız anı da bize Nasip etsin, daha Amin. nice nice güzel çalışmalar da yapabilmeye bizlere muvaffak kılsın. Amin hocam. Allah heyecanımızı devam ettirsin inşallah. Amin. Hocam şimdi uzun soluklu sayılabilecek bir yolculuğa çıkıyoruz. İki senelik i̇şte. bir projeden bahsediyoruz. Öncelikle nedeniyle alakalı, bu projeyi neden yapıyoruz, bu projenin amacıyla alakalı size bir soru sormak istiyorum. Şimdi biz Hazreti Peygamber'in gençliğini konu edineceğiz inşallah. i̇nşallah. Ve gençliğinden kastımız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 15 ila, 40 e, yaşındaki süreci yani daha vahiy gelmemiş oluyor bu dönemde. Şimdi genelde Hazreti Peygamber'in hayatından konu açılınca... E, onun sünnetleri üzerinden, onun 40 yaşından sonraki hayatı üzerinden örnekler verilir. Bizim bu programı yapmamızdaki asıl amaç ne yani neden Hazreti Peygamber'in gençliğini vahiy almadan önceki dönemini anlamaya çalışıyoruz? Şimdi biz çocuklarla yaptığımız programda da bunu aslında gözettik. Burada da gözetmeye çalışacağız. Diyelim ki ben 20 yaşında bir delikanlıyım. Kendime örnek ve model aldığım işte rehber kimse isterim ki benim hayatıma doğrudan söz söylesin. E şimdi ben 20 yaşındayım. 60 yaşındaki bir peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hayatından birçok şey öğrenirim. Çünkü Efendimizin hayatının başından sonuna kadar ki bütün süreç benim için önemli. Ama zorlanıyorum 20-22 yaşında İstanbul'da diyelim ki bir üniversitede öğrenciyim. Bir sürü etrafımda beni bu manada kuşatacak şeyler var, imtihanlarım var, şu var, bu var. Bazen o rehber olarak edindiğim şeyle realite noktasında, zemin noktasında bağ kuramıyorum. Çünkü neticede zihnimde bir peygamber algısı var ve o peygamber algısı biraz sadece belli alanlara sıkıştırılmış bir peygamber algısı. Öyle olunca da direkt benim hayatıma sanki söz söylemiyormuş gibi geliyor. Bunu açıkça söylemesek de içten içe aslında birçok gencimizde bunu görüyoruz. Birçok gencimiz bunu aslında ya bastırarak söylemiyor ya da bazıları cesaret bulup söyleyebiliyor. Şimdi aynı şeyi çocuklarda da gördük. Mesela 15 yaşına kadar ki çocuklarımızla o programları yaparken çoğu çocuğumuz şunu itiraf ettiler. Ya biz hiç böyle okumamıştık mesela. Evet Efendimizin peygamberlik sürecini detaylarıyla belki bazı çocuklarımız işte Kur'an kurslarında, camilerde, şunlarda, bunlarda okudular ama 8 yaşında amcasının karşısına geçip de çobanlık yapmak için izin isteyen o çocuk Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem biraz çok farklı bir biçimde zihinlerinde çağrıştıramadılar. Çünkü neticede o kıyası yapabilmemiz için kendimizden bir parçayı orada görmemiz gerekiyor. Özellikle de aleyhissalatü vesselam Efendimizin işte bu gençlik dönemi, nübüvvet öncesindeki dönem bizim siyer kitaplarımızdan çok hızlı bir biçimde geçen bir mesele. Yani toplasanız 3-5 tane mesele anlatılır böyle. Onlar da yine detaylı anlatılmaz. Biraz böyle hep yüzeysel anlatıldığı için aslında biz bir gencin Mekke gibi çok ciddi bir biçimde sorunların olduğu, adaletsizliklerin olduğu, ahlaksızlıkların olduğu, akidesizliklerin olduğu, sevgisizliklerin olduğu, zulümlerin olduğu. Bakın bu kullandığım kavramlar bugünün dünyasında da var. Evet. Yani neticede o gün Mekke'nin cahiliyesinde olan nice şey bugünkü zemine biliyorsunuz modern cahile çağı diyoruz. Ne yazık ki öyle. Modern cahile çağında da var. Şimdi ben 20 yaşında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha peygamber değil mesela. Amcalarının, halalarının, akrabalarının, komşularının, dayılarının hatta mesela dayı çocuklarının şirke ağzına kadar girdiği bir yerde tertemiz bir hayat yaşamasını ben irdelemek zorundayım ya. İrdelemek zorundayım. Yani netice itibariyle evet Allah onu korudu onu muhafaza etti. Ama sebepler dairesinde Aleyhisselatu vesselam efendimizin bir şeyler yaptığını görüyoruz biz. Şimdi o sebepler dairesinde efendimizin yaptıklarını biz iyice öğrendiğimiz zaman 20 yaşında, 22 yaşında bir genç olarak ben oradan çok istifade ederim. Çok. Kendisi 25 yaşında mesela Hatice annemize bir evlilik yaptı. Şu anda birçok gencimizin mesela evlilikle alakalı imtihanları var. Nasıl evleneceğiz? Eş nasıl seçeceğiz? Nasıl bu işleri yapacağız? Ya öyle güzel bir örnek ki karşımızda. Mesela biz hep bunları daha sonraki süreçte arıyoruz aslında, daha sonraki süreçte. Ama Allah onu bize usve-i hasene olarak gösterdi. Bu usve-i hasene de aklınıza ne geliyor? Hangi alan geliyor hayatın içerisinde? hangi sorun, problem geliyor, hangi dert tasa geliyor, hangi imtihan geliyor? Bütün bunların hepsinin nihayetinde cevabı demek aslında Usvey i Hasene. Onun için aleyhissalatü vesselam Efendimizin yaşadığı hayat inanın tarihte yaşanmış bir hayat ama tarih üstü bir hayattır. Asla belli alanlara sıkıştırılacak bir hayat değil asla. Yani diyemezsiniz ya şu 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 alanlar e öteki alanlar yok. Böyle bir şey yok. Evet bir insanın hayatıdır siyer belki merkezde bir şahsiyet var. Tabii ki sahabeler var başka şahıslar ama merkezde bir şahsiyet var. Ama siyer aslında bir insanın bütün bir insanlığa verebileceği cevapları bünyesinde barındıran bir hayat. Onun için biz siyeri anlamaya çalıştığımızda bu bilgiyi hiçbir zaman göz ardı etmemek durumundayız. Beşerin hayatıdır, bir beşerin hayatıdır, bütün bir beşeriyetin hayatıdır. Bir insanın hayatıdır, bütün bir insanlığa aslında mesaj veren bir manzumedir o. O kadar bu önemli bir şeydir ki biliyorsunuz Kur'an'ın son hitapları hep ya eyyuhannas diye gelir, ey insanlık diye gelir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de karşısında kendisine iman eden sahabe efendilerimiz vardı son veda haccında ama okuyun veda haccını nasıl söylüyor aleyhissalatü vesselam? Ya eyven nas insanlığa hitap ediyor. Çünkü insanlığın çözümüne ait insanlığın sorunlarının çözümüne ait bazı işaret taşlarını koyuyor. E bugün gençlerimizin de çok ciddi bir biçimde tıkandıkları yerler var. Ben işte gençlerimizin içindeyim. Ara ara bana da soruyorlar, şahit oluyorum, sorunlarına şahit oluyorum. Ben bazen daha iyi onları tanımak için sorular soruyorum. İnanın ki bakın ben şu anda 51 yaşındayım Miracım. Kardeşlerimi de şahit tutarak bir şey söyleyeceğim. Ya bir tek sorunu ben Siyer'in rehberliliğinde çözen, çözülmediğine şahit olmadım şimdiye kadar. İnanç sorunlarına şahit oldum, ailevi sorunlara şahit oldum, ticari sorunlara şahit oldum, idari sorunlara şahit oldum, siyasi sorunlara şahit oldum. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir rehber ki bütün hepsini çözdü. Hepsini. Ki ben bir miktarına ulaşabilen birisiyim. Kim bilir daha başka çalışmalar yapılsa Allah Resulü'nün o kutlu hayatında Neler bulacağız? Neler? Onun için özellikle gençlerimize tıkandıkları yerlerde Siyer'den, Allah Resulü'nün hayatından kapılar açmak için biz işte belli yerlerde heyecanımız bitti o heyecanımıza heyecan katabilmek için, rehavete düştük, tembellikler oldu, hayatımızı sardı. Oradan yeniden ayağa kalkabilmek için bu 20 derslik yürüyüşü yapıyoruz ki Yaş yaş Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in nübüvvet öncesindeki bu hayatına beraberce şahit olalım ki inanın ki hepsini konuşamayacağız. Göreceksiniz. Yani seçtiğimiz konular biraz da güncel sorunlarla alakalı olan konular ama inanın ki bu konuşacaklarımız bile Allah'ın izniyle eğer becerebilirsek, eğer yansıtabilirsek kardeşlerimize, bize çok ciddi faydalar sağlayacak. İnşallah bu yolculuğumuz böyle bir hayırla başlar ve böyle bir hayırla nihayete ermiş olur. Amin hocam inşallah. Yani anlattıklarınızdan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz hocam o zaman. Hazreti Peygamber'in hayatı özelinde, örneklik e, özelinde Hazreti Peygamber'in vahiden önceki ve sondaki hayatı diye ayırmayıp bir bütün olarak okumak durumundayız. Kesinlikle öyle. Çünkü şöyle Miracı, madem onu söyledin, onu da bir iki cümleyle söyleyelim. Şimdi Allah Resulü 40 yıllık nübüvvet öncesi bir hayat yaşıyor. Sonra 23 yıllık risalet ve nübüvvet hayatı var. Ya 23 yılın o nübüvvet ve risalet hayatını anlayabilmemiz için de Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin 40 yıllık sürecini anlamamız gerekmiyor mu? Yani o hayatı da mukayese edebilmek için, o hayatı da iyice anlayabilmemiz için mecburuz o nübüvvet öncesi hayatı anlamaya. Ama genel itibariyle yani tabii ki istisnaları var haksızlık etmeyelim. Genel itibariyle nübüvvet öncesi hayat anlatılırken bizim birçok siyer kitabımızda irhasat üzerinden anlatılıyor. Yani biliyorsunuz peygamberimizin peygamberlikten sonraki mucizeleri var. Bir de nübüvvet öncesindeki bazı harikulade olaylar var. Hep bu olaylar üzerinden anlatılır. Evet bunlar var mı? Var. Biz de ara ara değineceğiz yeri geldiğince. Ama sadece mesele o değil ki. Bir şahsiyet inşa ediyor Cenab-ı Hak Allah Resulü'nün üzerinde. O edde beni Rabbi fe ehsene te'di bir sözünü görüyoruz aslında o 40 yıl içerisinde. Beni Rabbim terbiye etti ve terbiyemi ne güzel kıldı. O sözü bile anlayabilmemiz için yani o hadisi bile anlayabilmemiz için Allah Resulü'nün o 40 yıllık nübüvvet öncesi hayatına ihtiyacımız var. Eyvallah hocam, Allah razı olsun. Hocam sizden şunu da duysak, Hazreti Peygamber'in nasıl bir gençlik algısı vardı? Gençlik kavramının veya e, gençlerin Hazreti Peygamber'in dünyasında ne ifade ettiğini sizden bir dinlesek. Ben gençlerime bir soru sormak istiyorum, müsaade eder misin? Estağfurullah hocam. Bir de bilene de cevap, şey bir hediye verelim bence. Tamam, hocam. Mesela genç kelimesi, bir kavram biliyorsunuz, çok da kullanıyoruz. Farsça bir kelime genç. Yani Türkçe değil, ne kadar da biz Türkçe kökeni Farsça. Genç ne demek anlamını bilen var mı? Hazine demek çok güzel. Aynı mı hazine? Elhamdülillah bak ne güzel cevaplar da geldi. Bu iki kardeşimize de hediyelerini verelim sonrasında. Bir şey daha ekleyeceğiz ona. O da ne biliyor musunuz? Define. Hazine ve define. Ne farkı var ki hocam bunların? Sorun ne farkı var ki yani özellikle altını çiziyoruz. Hazine şu. Sizin kıymetli işte eşyalarınız var. Onu bir yerde saklıyorsunuz. Ama define kıymetli eşyalarınız var. Yani size belki de ait değil ama toprağın altında arayarak buluyorsunuz. Şimdi o define arayış aray, arayıcılarına da buradan bir selam gönderelim. O da ayrı bir dert biliyorsunuz. Ona bir düştüler mi o bir böyle bağımlılık gibi bir şey yani. Bulmayana kadar kendisini oradan kurtaramıyor. Ama böyledir yani defineyi de aramak gerekiyor. Vallahi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem miracım kıymetli gençler ne yaptı biliyor musunuz? Gençliğin unuttuğu hazineyi ve defineyi ortaya çıkardı. Resulullah bu kurban olduğumuz sallallahu aleyhi ve sellem. Onunla gençlik anlam kazandı ya onunla. Yani dünya onunla başlamış değil işte Efendimizin nübüvete başladığı tarih miladi 610. Ondan önce de gençler vardı ondan önce de birçok şey vardı. Ama hiç gençlik bu kadar büyük bir anlam kazanmamıştı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz tabiri caiz ise eğer bu gençliğin ne kadar büyük bir hazine olduğunu ortaya çıkardı, gösterdi. Bazıları define ya toprağın altında saklanmış o değer, kendisi bilgisi yok. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz öyle boşuna değil ama arayarak o defineyi buldu, çıkardı, ortaya koydu. Şimdi zihnime onlarca örnek geliyor da sadece bir tanesini söyleyeyim. Ya varsa siz söyleyin Diyelim ki insanlık tarihinde başka bir örneği daha varmış. Bir genç kalksın ezanla alay etsin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o genci alsın. O çukurdan çıkarsın Kabe'ye müezzin kılsın. Ezanla alay eden bir gençten Kabe Kabe ya Kabe İstanbul'da herhangi bir cami değil ezanla alay eden bir gençten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye müezzin olabilecek bir genci çıkarıyor. Ne böyle çıkarılır zaten define asıl define böyle oluyor. Onun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz gençliğe bambaşka bir anlam kazandırdı. Bambaşka asıl anlamını buldurdu hayatıyla. Buradan binlerce selam gönderelim Pakistan'ın Akif'i sayılan Muhammed e. ne? Ey dünyaya gençlik getiren Hazreti Muhammed. Vallahi öyle sallallahu aleyhi ve sellem. Dünyaya gençlik getirdi ya Efendimiz. Dünyaya gençlik getirdi. Dünyayı gençleştirdi. Yaşlanan dünyayı gençleştirdi. Getirdiğiyle gençlere dedi ki siz çok değerlisiniz ya. Çok değerlisiniz. Çok kıymetlisiniz. Allah size bambaşka bir hazine, bambaşka bir define vermiş. Bunun farkına varın. Bakın varmazsanız Hazinenin hırsızları çok. Çalarlar onu. Şeytanlar çalar, nefsiniz çalar. Sizi hız, hazınızın kurbanı eder, sizi şehvetinizin kurbanı eder, sizi şanın kurbanı eder, sizi dünyevi birçok şeyin kurbanı eder. Çalar ya çalar. Hazine işte ya bu hazineye sahip çıkmak gerekir. Bu hazineye sahip çıkmadığı zaman bunun hırsızları çok, bunun gaspçıları çok, bunu işte farklı yerlere sevk edecekler çok. Onun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz öyle bir gençlik algısı ortaya koydu ki inanın bütün hepimiz genciyle, olgunuyla, yaşlısıyla hepimiz bunu anladığımızda bambaşka bir hale geliriz. Sahabe anladığı için herhangi bir genci gördüklerinde işte 15 yaştan gün almış her birisine biz genç diyoruz biliyorsunuz. Mesela nasıl karşılıyordular gençleri? Gelin gelin ey Resulullah'ın vasiyetleri her bir genç Allah Resulü'nün vasiyeti, vasisi ya her bir genç. Biz bu manada eğer Allah Resulü'nün dünyasından gençleri okuduğumuzda, gençliği okuduğumuzda nasıl büyük bir hazine ile karşı karşıyaymışız. Onun için mesela ben şimdi gençlerimizin bazılarının bu hazineden, bu defineden mahrum olduklarını görünce onun hüznünü çok ciddi bir biçimde çekiyorum. Aslında nasıl büyük bir değer var o değerin farkında değil. Dolayısıyla biz Allah Resulü'nün dünyasından gençliği okuduğumuzda, gençlere ait bazı mesajlarını okuduğumuzda daha neler neler söyleriz. Daha işi uzatıp da fazla konuyu şimdiden dağıtmayalım ama göreceğiz bu programlar sırasında neler bize öğretecek bu hazinenin, bu definenin gelişmesi için, büyümesi için, korunması için, farklı yerlere işte işin vardırılması için ne güzel örneklikler ortaya koyacak. İnşallah hepimiz anlayanlardan oluruz. İnşallah hocam. Hocam şunu sormak istiyorum. Samimi bir şekilde cevaplandıracağınıza emin olduğum için. Şimdi kadar samimi ee, söylemedin mi? Estağfurullah hocam. Hep samimi. <laughs> soru biraz Rahat ol. biraz daha sert geliyor gibi hocam soru. He. Ee, şimdi hocam ilk dersin konusunu gençlik onun yolunda olarak belirlediniz. Şimdi ülkenin çeşitli yerlerine gidip geliyorsunuz, gitmediğiniz bir şehir kalmadı. Hatta dünyayı geziyorsunuz, her aşağı yukarı her ay farklı ülkelere gidip gençlerle bir arada bulunuyorsunuz, konferanslar veriyorsunuz, gençlere yönelik kitaplar yazıyorsunuz. Kıskanıyor mu beni? Ee, hocam yolunuzu takip etmeye çalışıyorum diyelim. Tamam. Hocam bu tecrübelerinizden ve gördüklerinizden yola çıkarak cevap vermenizi rica ediyorum. Gençlik hakikaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunda mı? Yoksa bu sizin bir temenniniz mi? Bir hayal mi? Bir, artık nasıl? Yok. Bir gaye hayal ama şunu ben söyleyeyim. Bak geçen beraberdik değil mi Bolu'da? Bolu'da yani seni de götürüyorum. Beraberdik. Yani seni götürmüyor değil mi? seni de götürüyorum bazı yerlere. Gördün sen de şahit oldun oradaki gençlerimizi. Buradan da Bolu'daki gençlerimize selamlar, Selam olsun. olsun. Yani elhamdülillah miracım işte Bolu mesela biraz biliyorsunuz böyle İslami hizmetlerin az olduğu bir şehrimizdir ama manzarayı sen kendin gördün orada. Nereye gitsek Allah Resulü'nün yolunda genç var. Var yani binlerce kez Cenab-ı Hakk'a hamdler olsun. Bu büyük bir şey bize. Daha öncesinde Danimarka'daydım mesela ben. Evet. Ona da yine benimle beraber olan işte olsan, kardeşimiz şahit oldu öyle. Hanımıyla erkeğiyle nereye gidersek gidelim Allah Resulü'nün yolunda gençler var yani. Az mı? E genele baktığınız zaman az. Kaliteli mi? E kaliteli. Az da kaliteli olur zaten. Şimdi bizim derdimiz de o azın çoğalması. İşte o gençlere diyoruz ki bak sizde bir hazine var. Bir define var bu ortaya çıksın. Siz de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yolunda olmanın mutluluğunu yaşayın. Çünkü bu çok büyük bir mutluluk. Ama gençlerimize doğru dürüst anlatamamışız ya. Biz bunu itiraf edelim yani. Hı hı. Mesela az bir şey gençlerle bağ kurduğumuzda ortaya çıkan manzara buysa mesela biraz daha bu işi becerebilsek e demek ki bambaşka olacak ya. Bambaşka olacak. Dolayısıyla biz şu anda gençleri suçlayacağımıza, gençleri yargılayacağımıza, gençlere şunu bunu söyleyeceğimize dönüp kendimize bir bakalım ya. Biz gerçekten bu köprüleri iyi inşa edebiliyor muyuz? Gençlere güzel örnek olabiliyor muyuz? Gençlere gerçekten Kur'an'ı, sünneti, siyeri, sahabeyi safi bir biçimde, selim bir biçimde ve altını da hayatla doldurabilecek şekilde sunabiliyor muyuz? Şimdi ben bazen bazı olaylara şahit oluyorum. Sonra diyorum ki Mirac'ım kendi kendime ya diyorum ki ben şu anda bu gencin yerinde olsam nasıl anlarım bu meseleyi? Vallahi gençlerimizin evet hataları var, eksikleri var, noksanları var ama büyüklerin devirdikleri çamlar bir sürü ya. O dam, çamlardan dolayı şu anda gençler böyle. Eğer şu memleketin bu pırıl pırıl gençleri şimdi istenilen oranda bu dinle bağ kuramamışlarsa acaba bütün suç gençlerin mi yoksa bu gençlere bu dini anlatan insanların mı ya da anlatamayanların mı? Valla sorgulayalım, sorgulayalım. Onun için ben gençlerime diyorum ki bakın ne olur Allah için Allah aşkına Dindar diye kendisini gösterenlere bakarak dine küsmeyin. Bu yanlış bir şey. Siz araştırın ya. Dinin sahibi dindar değil ki. Dinin sahibi Allah. Eğer dini birisi yanlış işte yaşıyorsa, dini suistimal ediyorsa. Mesela menfaati için suistimal ediyorsa, siyaseti için suistimal ediyorsa, başka bir şey için suistimal ediyorsa. Sen onun karşısında iyice öğren bu dini dinin sahibi Allah sen doğrusunu ortaya koy. Mesela hiçbirimiz zenginlere kızıp da paraya küsmüyoruz. Gittik diyelim ki bir doktora. Doktor bize yanlış tedavi uyguladı. Ne yapıyoruz biz? O bundan sonra hastane hastaneye gitmek yok. Böyle bir şey diyor muyuz? O doktor olmasa bir başkasına gidiyoruz ya. O doktor bize yanlış bir şey söylediyse, bizim iyileşmemize vesile olmadıysa ki biz şifayı Allah'tan biliriz. Vesileleri zorluyoruz. Olmasa bir başkasına gidiyoruz. Bu dinde böyledir ya. Dinde böyledir. Benim annem beni deli etti mesela diyelim ki namaz için. Ben de tuttum ondan dolayı namaza karşı biraz soğuk davrandım. Tesettüre karşı farklı bir duruşum oldu. Babamın işte beni ihmal etmesinden dolayı babamın değer verdiği şeylere karşı ben soğudum. Sonrasında da düşman oldum. Ya da ben diyelim ki İmam Hatip'te çok çok iyiydim de sonra geldim. Üniversitelere gelince işte üniversitede yepyeni sosyal çevrelerle karşılaştım, arkadaşlarla karşılaştım. Onlar da bana farklı şeyler söylediler ve benim din algımı, dinle olan ilişkimi zedelediler. Tamam dön dön bir daha bir meseleye bak. Çünkü din başka bir şey ve din fıtri bir şey. Nasıl ki şu suya ihtiyaç duyuyorsak din böyle bir şey. Yemek yemeden durabiliyor musun? Mesela gittiniz bir lokantada yemek yediniz ve yemek hoşunuza gitmedi. E bir iki saat sonra tekrardan acıkıyorsunuz ya. dinde böyledir ya. Dinle bizim ilişkimiz öyle sonradan ortaya çıkan bir ilişki değil. Bu bir ihtiyaç. Gerçekten fıtratımızdan olduğu için muhakkak bu işin iyi bir biçimde tesis edilmesi gerekiyor. Onun için gençlerimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda mı? Valla şöyle diyelim Miracım biraz da gençlerimize moral olsun. Valla büyüklerden daha fazla yolunda. Açıkça söyleyeyim. Ben büyüklerle anlaşamıyorum bak. Anlaşamıyorum yani anlamıyorlar beni ya da ben onların dilini bilmiyorum. Ama şu gençler anlıyor beni ya. Anlıyor elhamdülillah yani en azından biriyle oturup konuştuğum zaman ben onu anlayabiliyorum. O beni anlayabiliyor. Belki ben biraz az anlatabiliyorumdur. Farklı tesir ediyor. Belki o farklı şeyler vardır zihninde. Ama gençler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda. Peki tam istenilen oranda olması gerektiği gibi mi? İşte orada gönül rahatlığıyla evet diyemiyoruz. Çünkü bir avuç genç Mekke'de Resulullah'ın yolunda oldu. Dünyayı salladılar ya. Dünyayı salladılar. 313 tane işte Bedir'in as ashabı sallamadı mı o günün dünyasını? Eee? Ya o zaman biz 313 değil, 3313'üz mesela şu anda. Halen sallayamıyorsak demek ki bir şeyler eksik bizde. İşte bu derslerde de biraz onları konuşacağız. Aslında neyi eksik bırakıyoruz ya? Yani niye tesir etmiyor? Niye ayağa kalkamıyoruz? Niye bazı şeyler hayatımızda istenilen oranda karşılık bulamıyor? Ali aleyhissalatü vesselam Efendimizin gençliğinin üzerinden Allah izin verirse bunları öğrenmeye çalışacağız. İnşallah hocam. Hocam, e, malum gençlerin imtihanı zor. Hatta yetişkinlerden daha zor olduğunu düşünüyorum bir genç olarak. E, haramlar dışarıda oluk oluk gençlerin üstüne akarken, böyle bir dünyada yaşıyorken... ...bu gençler nasıl Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselamın izinde olsunlar? Yani ne yaparsak Hazreti Peygamber'in izinde olmuş olacağız. Vallahi iyice tanırsak Miracım... Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o örnekliliğini, bize söylediği o sözleri. E, sahabe diye bir de bir işte gençlerin oluşturduğu bir kadro var. Yani Risalet adamları onlar. Gerçekten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara benim arkamdan nasıl yürüyebilirsiniz'in numunelerini koydu ortaya. Onlar nasıl yürüdüler? E onlar nasıl yürüdüklerse biz de öyle yürüyeceğiz. Başka bir seçeneği yok. Yani hiçbir gencimiz şunu düşünmesin. O sahabeyle sınırlıydı ve orada kaldı. E şimdi sanki Resulullah mı var ki biz onun arkasına yürüyelim. Resulullah var ya, var ya. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mirası, en büyük mirası Kur'an ve sünnet değil mi? Varsa eğer Resulullah var. Çünkü bedenin olmaması o mirasın yokluğu anlamına gelmiyor ki. E şimdi Allah Resulü o sahabenin önünde nasıl yürüdü? Onlar onun arkasına nasıl yürüdülerse ben de öyle yürümüş olacağım. Ne, ne yaptı mesela? Sahabe nasıl yürüdü? Birkaç şeyi şimdi bu soru vesilesiyle söyleyelim. Bir kere aleyhissalatü vesselam efendimizi Allah'ın istediği kadar sevdiler. Şimdi soralım ben Resulullah'ı gerçekten seviyor muyum? Buna evet diyorum şu anda demesem zaten Müslüman değilim. Ama buna sadece şu anda burada evet demem sorunun cevabı değil. Ben mesela Resulullah için neyi terk ettim ya şimdiye kadar hayatımda? Ya da Allah Resulü'nün sevgisi benim aklıma gelince bir genç olarak ben ne yaptım mesela? Bakın bu muhasebeyi yaptığımda sevgi dediğim şeyde gerçek sahici bir sevgiye mi sahibim? Yoksa öylesine bir sevgi işte sadece dilde kalan bir sevgiyi mi ikrar ediyorum? Bunu ortaya koymuş olacağım. Ve sahabe bunu hayatıyla koydu. Tamam ben de koyarım. Ben de koymam, koymak durumundayım. Belki bazı şeyler değişti. İşte zaman itibariyle, imtihanlar imtihanıyla itibariyle sizin söylediğiniz gibi haramlar farklılaştı. Mesela kuşatmalar arttı. Evet bunların hepsi tamam ama değişmez bazı meseleler var yani aletler değişti, vasıtalar değişti, şekiller bazen değişti ama yasalar, adetler değişmedi. Şimdi ben bu çerçeveden öğrendiğim zaman ona göre belli şeyleri davranım. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi gerçekten hakiki bir manada istenilen oranda ben seviyor muyum? E sevebilmem için tanımam gerekiyor. Tanıyor muyum mesela? Allah Resulü'nün yetiştirdiği o sahabeyle aramdaki bağı İstenilen oranda gerçekten kurabiliyor muyum? Din Allah'ın hayata gönderdiği nizam ve benden bazı istedikleri var. Bazı sorumluluklar var. Bu sorumlulukları elimden geldiğince hiçbirimiz mükemmel değiliz. Yani hiçbirimiz bu manada yüzde yüz işte ne diyelim öyle ak kaşıklar değiliz yani. Netice itibariyle hepimizin kusuru var, eksiği var, noksanı var. Zaten Allah bizden de öyle bir şey istemiyor. Mutlak manada mükemmellik diye bir şey yok yani. Düşe kalkal da olsa o din heyecanını yüreğimde tutabiliyor muyum, sağlayabiliyor muyum? Eğer bunları yapabiliyorsam, yaşama adına bir ızdırabım varsa, planlı he, günah işlemiyorum da günaha düştükten sonra gerçekten tövbe edip bir daha yapmama adına bir gayret içerisinde oluyom, oluyorsam eğer ve öğrendiğim o hakikatleri de etrafımdaki diğer gençlerle, paylaşabiliyorsam vallahi ben Efendimizin yolundayım. Yolundayım. Ben gençlerime de bir müjde vermek istiyorum. Müjdeyi ben değil Resulullah veriyor. Beni görmedikleri halde bana iman etmiş iman kardeşlerime ne diyordu sallallahu aleyhi ve sellem? Ne diyordu? Bir iyiliği on katıyla sevaplandır diyordu. Ya o kadar önemli ki bu benim güzel gençlerim. Sahabe bir yapacak bir kazanacak. Ben şimdi ahir zamanda geldim diyelim ki ve ben Allah Resulü'nü görmedim. Şu kulaklarla onun davetini işitmedim. Ben bir yapacağım, on kazanacağım. Başka hadislerde de bu yüksek biliyorsunuz. Mesela Bukhari'deki oranı hatırlayın. Biri elli. Bir yapacağım, elli kazanacağım. Niye değiştirdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir yerde bire on, bir yerde bire elli dedi? E imtanın artarsa eğer imtihanın şiddetine göre ona göre mükafat alırsın. Diyelim ki İstanbul ilahiyatta okuyorsun, okuyorsun. E biri 10 alırsın. Boğaz içinde gidip okursan bir 50 alırsın. Oradaki zemin kaygansa, o kaygan zemini koruma adına gayret içerisinde olursan alırsın. Şimdi Avrupa'dan biz niye kardeşlerimiz var? Selam olsun hepsine. Avrupa gibi, Kanada gibi, Amerika gibi zor bir zeminde mümince kalmanın mücadelesini veriyorsun. E ezanı da duymuyorsun. Etrafında Müslümanlar da yok. Ben burada beş vakit ezanı duyuyorum ya. Benim kazanacağımla senin kazanacağın bir olur mu? Sen tabii ki benden daha fazla kazanacaksın. Eğer ben burada bire on alırsam sen orada bire elli alacaksın Allah'ın izniyle. Onun için bunları da bilerek bazı şeyleri yapalım. Bütün derdimiz Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem genci olarak hayatı geçirebilmek olsun. Yani inanın bakın gençlerim inanın şuna inanın bakın bu o kadar belki de biraz acıtacak bu söylediğim bir şey. Hiç bu ifadeyi söyletemedik biz bu son yıllarda biliyor musunuz? Mesela bulunduğumuz yerlerde ya şu genç tam Hazreti Muhammed'in genci. Resulullah'ın genci ya. Bu nasıl bir genç ya? Musab'ın kokusu bundan geliyor. Bakın Bunları söyletemiyoruz. Az yani var var içlerinizde var. Yok değil. Haksızlık yapmak istemem. Ama şu hanım kızımız nesibe ya nesibe ya. Nesibe kalksa gelse bu çağda bu olacak diyecek, dilecek. Şimdi bu örnekleri çoğalttığımızda şu kötü atmosferi değiştireceğiz Allah'ın izniyle. Çünkü bu ancak böyle olabilecek bir şey. Sadece kürsüden konuşmakla, anlatmakla, söylemekle değil. Hayatın içerisinde eğer bu değişimi sağlayacak şeyleri çoğaltabilirsek arkası gelecek Allah'ın izniyle. Dua ediyorum bütün gençlerime Miracım şu anda bütün gençlerime Allah, Allah hepsini Resulullah'ın gençlerinden kılsın. Ve yaşadıkları her yer neresiyse orası desinler ki işte bu Resulullah'ın genci parmakla böyle gösterecek o gençlerden olsunlar inşallah. Amin hocam. Biz de gönülden amin diyoruz hocam. Allah razı olsun. Hocam şimdi genç Siyer'deki abilerimiz e, sokak röportajı yapmışlar. Hı. Bakalım neler sormuşlar, nasıl cevaplar almışlar müsaadenizle izleyelim hocam. İzleyelim efendim. Şuradan izleyecek miyiz? İnşallah yansılacak hocam. Tamam. güvenilir olması, Muhammedül Emin, o zaman da Muhammedül Emin denilmesi. Ahlaklı ve dürüst olması. Bilmiyorum abi. Şu anki gençlerden kat kat daha iyi oldu yani. Gençliği denince savaşları, adaletli oluşu, dürüstlüğü geliyor. Zor zamanlardan geçmiş. Amcası ona inanmamış ama o hala kendi inandığı yolda yürüme devam etmiş. E, emanete sahip çıkılması öyle. o zamanlar, o zaman döneminde hele ki en güvenilir insan da öyle değil. Çalışkan, saygılı, aşk yani. Annesi Amine vardı ya. Onun hani kaybettiği anı aklıma geliyor. Dersler öyle öğrenmiştik. Hani annesiyle sanırım bir yolculuğunda annesinin hastalıktan dolayı kaybediyordu. Aklıma bu geliyor yani. İyi olması, dürüst olması. Abi dürüst bir insan, çalışkan, namaza gider abi öyle, sözünü tutuyor. Yaşam boyunca çoğunlukla günah işlememeye dikkat ederek büyüyen bir insan ve genel olarak iyi bir insan olarak büyüdüğü için zaten ileride peygamber olarak seçilmiştir imkansızdır. Eğitim eğitim olarak eğitim görüyor ama imkan verilmiyor. Biraz daha atlıgan ve İlkan yatırım yaparsa gençliklerimizden çok şey bekliyoruz. Çok fazla saçma şeyler özenmesi, madde kullanımı, uyuşucu kullanımı, alkol kullanımı herhangi bir şeyleri çok fazla özenmesi ve dinden daha fazla uzaklaşması. Ben de gençliğin en büyük sorunu sosyal medyadaki rekabetlik. İnsanlar rekabet etmeye çalışıyor ve hiçbir zaman yetişemiyorlar birbirlerine. Bu yüzden de bir olumsuzluk duygusu oluşuyor. Kötü hissediyorlar sürekli. Ekonomi. Sosyal medya, telefon bilgisayarlara alışması, kitaplardan uzaklaşması. Artık ne yazık ki kendi dinini tanımamaya başladılar. Farklı dinlere yönelmeye başladılar. Bu da tabii çok acı bir durum cidden. Teknolojiyi zaten biliyorsunuz. Kötü kullanıldığı takdirde çok büyük sorunlara neden oldu. Gençlik e, ee, tamahkar değil. E, çok fazla, fazla beklentileri fazla. Az şey yaparak çok şey üretmeye çalışıyorlar. Birazcık da daha sabırlı olması, azda da kanaat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ya günümüzde gençlerin kısa vadede zengin olsun istiyorlar. Kafalarında birinci nokta o. O bu nokta dan dolayı yani çok çabuk şeydi fikir değiştiriyorlar. Bence sorun o yani. Bilgili, güvenilir bir insan da çevresinde çok iyi bir örnek ve zaten e, dinle destekler önemli olduğu anlatılıyor. Öncelikle peygamber olduğu için hani e, herkesin onu örnek alması lazım. Rol modeli çünkü en baştaki ikolumuz olması lazım onun. Abi tek kelimeyle söyleyeyim idol ya. İdolümdür yani. Her her şekilde idolümdür. Buramızda her zaman yeri vardır. Muhammed sayesem aslında birçok şekliyle anlatılabilir ama benim Allah selamsen gördüğüm en büyük özelliği güzel ahlaktır yani. Kısaca iyi bir insandır. <laughs> tek kelime nur. Doğru bir insan, dürüst bir insan, e, dinine bağlı. Öncelikle yani e, örnek bir insan. Bütün dünyadaki e, Müslümanlara örnek bir insan. Çok dürüst sağlığımızdır. Abi hatta ee, çok dürüst olduğu için bir lakap takılmıştı ya. Evet efendim evet, Muhammed. Yani. Zaten yani. abi okulda din dersleri işliyoruz. Evet abi. Çok seviyoruz. Çok yani, dürüst abi. olduğunu biliyoruz abi. Dünyamızdan böyle peygamber geçmiş yani abi. Ne diyelim yani? İyi bir insan yani önderimiz. Ee, peygamber Efendimiz çok iyi birisi. Ee, hem bizi sever, dostlarımızı herkes sever hem de çok iyi birisi. Ee, yüce, güçlü, Böyle. Çok iyi bir insanmış. Yani aklıma şu an gelmiyor benim. Maşallah. Evet. çok güzel. Hocam çok güzel cevaplar gelmiş Bana ben. Vallahi işte bak demek ki gerçekten gençlik Hazreti Peygamberin yolunda yani. Evet. Bu bunu da bir kez daha röportajda gördük yani. Elhamdülillah insanımızın kodlarında bu var yani. Bu Anadolu insanı her ne kadar bazı şeyleri belki de hayatında yansıtmasa da bu peygamber sevgisi meselesi bizim insanımızda bambaşka. Ve zaten buradan kalkacağız ayağa biz. Buradan yani o kodlarımızda olan o değerlerle yeniden inşallah buluşun, buluşunca, yeniden belli şeyleri ortaya çıkarınca daha da farklı yerlere gelmiş olacağız Allah'ın izniyle. İnşallah hocam. Hocam aynı soruları müsaadenizle size de sormak istiyorum. Cevaplarınızı merak ediyorum. Hızlıca e, ilk sorudan başlayalım müsaadenizle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gençliği denince sizin aklınıza ilk ne geliyor? Aynı dedikleri gibi kardeşlerimizin biri onu dedi. El Emin. Muhammedül Emin zaten. O emniyetin üzerinde de zaten çokça duracağız inşallah. Sizce gençliğin en büyük sorunu nedir? Ben peygamberi tam anlamıyla tanımamaları olarak görüyorum. Bütün sorunun kaynağını da oradan kaynaklandığını zannediyorum. Peki peygamberimizi birkaç kelimeyle anlatmanız istense ne derdiniz hocam? Muhteşem ahlak. Huluqun azim. O. Ve inneke ala hulukin azim diyerek aslında Cenab-ı Hak onu bize o muhteşem ahlakıyla aktarıyor ki anlatıyor ki daha doğrusu hı hı biz de onun üzerinden aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i tanımak durumundayız. Eyvallah Bakın hocam. dikkat edin Mirac'ım. Evet. Sen muhteşem bir ahlak üzeresin dediğinde o kalem süresinde öncesindeki hayata vurgu yapıyor. Yani nübüvvetle kazanılmış bir ahlak değil. Zaten nübüvvetle ne oldu Efendimizin ahlakı? Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim dedi. Var zaten ahlak, var. Etrafta da var, kendisinde de var. Ama vahiy ile tamamlandı. İslam'la, Kur'anla tamamlandı ki ondan sonra o ahlak kemal bir biçimde aleme yansımış oldu. Onun için biz özellikle efendimizin o muhteşem ahlak özelliğini hiç unutmamak durumundayız. Evet hocam. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ediyorum cevaplarınızdan dolayı. Hocam şimdi Sosyal medyadan ve e mail yoluyla pek çok kardeşimiz bize sorularını ilettiler. Abilerimiz programdan önce topladı bu soruları. Ee, özellikle gazze ile alakalı ve gençlerin özel hayatıyla alakalı pek çok soru geldi. Bu soruların hepsini tabii ki burada sormamız mümkün değil. Ama kardeşlerimiz merak etmesinler. Hani o soruların sorularında hiçbiri zayi olmuyor. Ya bir sonraki programlarda ya da farklı köşelerde yine hocamıza bu soruları ileteceğiz inşallah. İnşallah. Birkaç derlediğim soru var hocam. Müsaadenizle onları sormak istiyorum. Buyurun. Bir kardeşimiz şöyle bir soru sormuş. Selamünaleyküm hocam. Elimizden bir şey gelmeyince içim yanıyor. Rahat uyuyamıyorum. Bir Müslüman böyle bir durumda ne yapmalı? Bu feryat ya da bu hal ruh hali hepimizin hali. Ama şunu hiçbir gencimiz, özellikle bu soru sahibi kardeşimiz, başta olmak üzere hepimiz kesinlikle bu imtihanın altında ezilme gibi bir noktaya meseleyi vardırmayacağız. Yüreğimiz yanacak ama kalkacağız tekrardan ayağa işimize bakacağız. Oradaki kardeşlerimize dua edeceğiz. Yüreklerimizde bambaşka şey olacak ama hiçbirimiz uykusuzluğa kendimizi sevk etmeyeceğiz. Bu doğru bir şey değil. Çünkü bu tam da İsrail'in istediği bir şey. Orayı yıkarken işte 2 milyarlık İslam ümmetini de yıkmayı hedefliyor. Bizi çaptan düşürmek istiyor. Bizi moralsiz bırakmak istiyor, bizi umutsuz bırakmak istiyor. Asla böyle bir şeye düşmeyeceğiz. Ve bir hakikat var ki onu hiç unutmayalım. Olan biten her şey Allah'ın gözetimi altındadır. Allah'ın iradesinin dışında hiçbir şey yoktur. Ben elim neyi gerektiriyorsa, elim ne kadarına yetebiliyorsa, Allah bana ne kadar bu manada işte nimet vermişse, işte sorumluluk vermişse bunu yapmakla mükellefim. Kaldıramayacağım yüklerin altına girmem zaten doğru değil. Dolayısıyla acılarımızı ve imtihanlarımızı yönetmek durumundayız. Eğer bunu yapmazsak Allah korusun dediğimiz gibi düşmanın ekmeğine yağ sürmüş oluruz. Hocam pek çok kardeşimiz yine e, Gazze ve Filistin meselesi özelinde hani neler yapabiliriz şeklinde sorular sormuş, sormuş. Ben şu soru özelinde toparlamak istiyorum. Kıymetli hocam e, muhakkak ki bu zulme fiilen karşı koyamamamızın Allah katında bir hesabı olacaktır. Biz bu durumda bireysel olarak bu masum masumların üzerimizdeki hakkına nasıl ödeyebiliriz? Bunun haricinde Mescid-i Aksa'nın özgürleşmesi için neler yapabiliriz? E, genç kardeşlerimiz sormuş. Senin ordun var mı? Yok hocam. Ordun yoksa eğer senin senin yani bak bir, bireysel olarak sen oraya bir ordu asker gönderme sorumluluğun yok. Hı hı. Yani kendimizi olmayan şeylerin altına koymayalım. Param var mı olduğu kadarıyla yardım etmek durumundasın. Allah sana güç vermiş beden vermiş. Öğren kardeşim bu işi. Öğren Kudüs, Mescid Aksa, Mescid Aksa'nın mübarek kılınması. Bunlar sadece İsrail saldırdığı zaman benim gündemimde olacak şeyler değil ki ben o Kudüs bilincini, o Mescid-i Aksa bilincini çok iyi anlamalıyım. Onun için hayatımı tanzim etmeliyim. Etrafımdaki insanları bununla şuurlandırmalıyım. Ve onun dışında da şu andaki oradaki kardeşlerimize dua etmeliyim. Gönderebiliyorsam yardım göndermeliyim güç sahiplerini, mülk sahiplerini harekete geçirmek için kamuoyu oluşturmalıyım, zorlamalıyım. Bakın ne yapabileceksek onu. Onun dışındaki şeyden zaten sorumlu değiliz ama yapabileceğimiz çok şey var. Boykot mu? Evet, boykot. Sonuna kadar mı? Sonuna kadar. Bugün açıkça İsrail'e destek veren her kimse yani orada ben geçen bir vesileyle söyledim, burada bir daha da söylüyorum. Yahudi mallarını boykot diye bir zorunluluğumuz yok bizim. Eğer bir Yahudi harbi değilse biz onunla ticaret yapabiliriz. Ama bir Yahudi ya da bir Müslüman fark etmez ya da bir Fransa Fransız şirketi açıkça ben İsrail'in yanındayım diyorsa benim onu boykot etme zorunluluğum var ve bu zorunluluk benim üzerime farz. Haram benim onunla ticari ilişki yapmam. Yani Mümtehine suresinin 9. ayeti, ayeti gereğince haram yani bunun başka bir şeyi yok. Bunu yaparım mesela buna ait bir şeyler yaparım. İnsanları bununla alakalı bilinçlendiririm. Bunun sürdürülebilir bir noktada devam etmesini sağlarım. Elimden geldiğince ümmetin geri kalan gençlerini harekete geçiririm. Sosyal medyayı kullanırım. Başka dillerde İngilizce, İbranice, Fransızca, Danca mesela, Flamanca hangi dili konuşuyorsam, hangi dili Allah bana ikram etmişse dünya kamuoyuna bu işin nasıl olduğuna dair mesajlar yazarım, makaleler yazarım. Ama ne olursa olsun hayattan küsmem, ne olursa olsun şu andaki sorumluluğumu aksatmam. Ben bir yerde çalışıyorsam sabaha kadar o haberleri dinleyip ah puf edip ondan sonra ertesi gün çalıştığım iş yerine gidip orada esneyip durmam. Çünkü bunun doğru olmadığını bilirim yani sorumluluklarımı Allah'ın bana verdiği o sorumluluklar çerçevesinde değerlendiririm. Onun için hepimizin, hepimizin yapacağı işler var. Hepimize Cenab-ı Hak ne kadar ikramda bulunmuşsa, nimet bahşetmişse o çerçeveden yapacaklarımız var ve bu bir uzun soluklu bir mücadeledir. Yani şu anda evet yüreğimiz yandığı için bazen gençlerimiz farklı şeyler de söylüyorlar ama gerçekçi olmamız gerekiyor. Hamasetten uzak durmamız gerekiyor. Hamiyetle hamaseti dengeli bir biçimde tutmamız gerekiyor ve bu uzun soluklu mücadeleyi gerçekten mümince, gerçekten peygamberimizin sahabenin bize öğrettiği çerçevede yapmamız gerekiyor ki öğreneceğiz işte bu süreçte yani bu dersler silsilesinde birçok şeyi de öğrenmiş olacağız Allah'ın izniyle. Eyvallah hocam inşallah. Hocam yine bu soruyla bağlantılı olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şimdi aramızda olsaydı Gazze, Doğu Türkistan ve Suriye için nasıl adımlar atardı diyor bir kardeşimiz. Şimdi bu soruyu soran kardeşimize bir selam gönderelim. Yani gerçekten selamı hak edecek kadar güzel bir soru. Ama bu sorunun birçok farklı cevabı var. Birçok farklı yerden bakarak cevap verebiliriz. Mesela bir yerden bakalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olsaydı bu zulümler olur muydu? Yani bu ümmet bu kadar parçalanmış bir vaziyette olur muydu? Şu anda bu zulümler bizim yüzümüzden ya. Başkasına değil. Evet İsrail gibi bir siyonist şebeke var önümüzde. Onun arkasında ona güç veren, destek veren, Amerika'sından tutun diğer devletler var. Onların da farklı farklı amaçları var. Ama şu anda bu zulmü bizim yaşamamız, Ümmeti Muhammed'in aslında bu gafletinden kaynaklanıyor. E Resulullah'ın yaşadığı zamanda ve olduğu zamanda ümmet böyle bir gaflette değildi ki zulüm olsun. İslam'ın gelişiyle zulümler sona erdi zaten. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yaşarken neler yaptığının üzerinden bu sorunun cevabını zaten bulabiliriz. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz mesela biz onun adına konuşamayız. Bu soruları sorarken de dikkatli olmamız gerekir. Yani bazen çünkü eğer iyice altını beslemezsek bu sorular zihnen de bizi başka yerlere kaydırabilir. Allah Resulü'nün yaşadığı hayatta bizim yaşadıklarımızın cevapları var ya mesela diyelim ki bir yerde zulüm olsaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı yani? Bunların örnekleri yok mu siyerde? E var. İslam güçlüyken ordular çıkardı. Mesela bir kişi bir kişiye Mut'e'ye niçin efendimiz 3000 kişilik orduyu gönderdi? Bir İslam elçisi Gassan Meliki'ne gönderildiğinde Gassan Meliki o elçiyi şehit ettiği için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 3000 kişilik bir orduyu hem de 3 komutanın ardı ardına isimlerini sayarak gönderdi. Ama aynı peygamber kurban olduğumuz biri Maune'de ondan önce Reci vakasında Reci vakasında yedi kişi Biri Maune'de kırk tane Kırk kişinin şehit edildiği Biri Maune'de o, or, o kabilelere ordu çıkarmadı Niye çıkarmadı? Yok o gün güç yok ya Güç yok Güç olmadığı zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Boşuna heyecanları da tüketmedi Peki ne yaptı? O Biri Maune'de 40 tane Kur'an muallimi şehit olduğunda 40 gün boyunca konut okudu efendimiz. Sabah namazlarında ölenlere rahmet okudu, oyunu yapanlara da lanet okudu. Yapanlara lanet etti. Ama Müslümanları bilinçlendirdiği, ayağa kaldırdı, devleti güçlendirdiği, ekonomik anlamda güçlendirdiği, tedrisat eğitim anlamda güçlendirdi. Sonra onun bedelini onlara ödetti. Hiçbir zulüm karşılıksız Kalmadı. Hiçbir zulmün bedelini Efendimiz öde, ödememe adına bir şey yapmadı. Unutmadı yani onu. Ama sonra kabileler geldiler, iman ettiler. işte o yaptıklarından, hatalardan döndüler. O ayrı bir mesele. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir İslam toplumu oluşturdu ki mesela Yahudilere karşı bağımlılıktan kurtardı. Ekonomiyi, ticareti buna göre güçlendirdi. Ne yapılıyorsa eğitim noktasını adımlar attı. 12 yaşındaki Zeyd bin Sabit'e İbranice öğretti ya ilk günlerde. İbranice öğretti ki Yahudilerle mücadele edilsin diye. Yani Allah Resulü bunun hepsinin yolunu bize gösterdi. Onun için Efendimizin hayatında bu manada biz baktığımızda zulme karşı, haksızlığa karşı, işgale karşı nasıl bir mücadele verildiğinin çok önemli kodlarını Bulabiliriz eğer iyice öğrenirsek bugünün dünyasına da taşırız inşallah onları. Allah razı olsun hocam inşallah. Ee, hocam bir kardeşimizin şöyle bir sorusu var. Selamünaleyküm kıymetli hocam ve kardeşlerim aleyküm demiş. Selam. Ben Peygamber Efendimiz'in gençlik döneminde hanımlarla olan ilişkisini merak ediyorum. Sınırları nasıl çizerdi? Hanım da çok merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok merak ediyorum. Onu Müstakil bir ders olarak yapacağız zaten Mirac'ım. Tamam hocam inşallah. Yani o kardeşimiz az bir şey sabretsin. Aha. Özellikle Efendimiz'in gençken hem de daha ortada sorunu gerçi sana söylettirmedim de devamı var mıydı? Ee, biraz daha devam ediyor Söyle. Canım. Yani akrabalarıyla, kendinden büyük hanımlarla, tamam. yaşıtlarıyla nasıl İnşallah onu müstakil olarak işleyeceğiz. İnşallah hocam. Hı. Bekliyoruz hocam biz de sabırla. Hocam büyük ihtimalle bir annemiz sormuş şöyle diyor. Gençlerimizi sizin programlarınızı izlemeleri için nasıl ikna edebiliriz? Bağlayacağız televizyonun karşısına. <laughs> Öyle bir şey yok tabii işin latifesi. Bunun birçok yolu var. Yani annelere selam olsun, diğer kardeşlerimize isteriz ki daha fazla gencimiz istifade etsin. Şimdi diyelim ki o annemiz, o genç ya da bir başka arkadaşı için yapan birisi. Ya gel şu programı beraberce izleyelim diye bir yol deneyebilir. Şöyle bir program başlamış bak kulis yaparak yani onun gündemine koyarak böyle bir şeyler yapabilir, teşvik edebilir. Örnek olsun diye size bir şey söyleyeyim. Biz iki sene önce miydi Miracım Nuri ile yaptığımız Siyerden Hayata programları? İki ya da üç sene oldu belki. İki sene herhalde. Mesela bir ablamız... Karşı komşusunun oğlu o da 20 küsur yaşlarında üniversite öğrencisi. Ona demiş ki işte ismini bilmiyorum ama öylesine söyleyeceğim. İzin aldığım için anlatabilirim bu örneği. Bak böyle bir program var Ramazan'da her akşam işte hoca Siyer'den bazı şeyler anlatıyor. Her programı dinle sana bin lira vereceğim demiş. O zaman bin lira iyi para şimdi paran değeri kalmadı o ayrı bir mesele. Bir iki defa almış sonra gelmemiş. Abla da zannetmiş ki ya bu demek ki herhalde izlemiyor ki gelmiyor. Sonra görünce sormuş demiş ki sen niye gelmiyorsun almaya? Valla demiş ben başta paradan başladım ama şimdi programları sevdim kendim izliyorum demiş. Yani bu bir örnek bize vesile bulmak. Şimdi bizim gençlerimizin çocuklarımızın o annemiz için söyleyelim. Bazen ön yargıları olabilir, farklı şeyler olabilir, başka meşguliyetleri olabilir. Uzun gelir program izlemek istemeyebilir. Ya yine aynı şeyler anlatılıyor falan diye kendi zihin dünyasında bazı şeyler oluşturabilir. Neyse biz o kardeşimizin önüne işte çektiği set, o seti iyi bir tespit etmemiz lazım. Ve o seti biraz olsun aşmamız lazım. O annemiz de ona dikkat etsin beraberce izlemek bir yolsa o yol, akranlarını kullanıp ona sevdirme adına bir yolsa o, teşvik edip bir şeyler vererek en azından bir adım atmasını sağlamaksa o ama bunun birçok yolu var. O yolları deneyeceğiz Allah'ın izniyle ve dua edeceğiz. Kalpler Allah'ın elinde. Allah Cenab-ı Hak sevdirirse o vedüttür zaten. Hiç kimse onun önüne geçemez ama eğer Allah o kalpten bir sevgi koymazsa yapabilecek de bir şey yok ama biz yine de sebepler dairesinde yapılması gereken her şeyi yapacağız Allah'ın izniyle. İnşallah hocam. Hocam son sorumuzu da sorup artık kardeşlerimizin sorusu varsa ona geçeceğiz. Bir kardeşimiz şöyle diyor. Hazreti Peygamber'e karşı muhabbetim azalıyor ve bundan dolayı da kahroluyorum. Bunun için bana neler tavsiye edersiniz hocam? Ben o gencimizin alnından öpüyorum. Eğer bu soruyu ızdırapla sorduğu her halinden belli. Şöyle kahroluyorum diyorsa Allah'ın izniyle o kendindeki kaybın farkında o oradan çıkacak. Sevgi de şöyledir. Hayata benzer zaten inişli çıkışlıdır. Bazen gençliğin getirdiği başka şeylerden dolayı, imtihanlardan dolayı, başka sebeplerden dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için yüreğimize duymamız gereken sevgiyi biraz azaltmış olabiliriz ya da başka şeylerden dolayı kayboluyor endişesine de kapılabiliriz. Döneceğiz tekrardan Kur'an'la bir bağ kuracağız. Peygamberimizin hayatını bir daha okuyacağız. Sahabe Resulullah'ı nasıl sevdi ona ait bir gayret içerisinde olacağız. Allah'ın izniyle sevgimizi arttıracak bu vesileleri zorladığımızda yürekte var olan o sevgi tekrardan neşru ne nema bulacak. İnşallah hocam. Rabbim kardeşimizin de yardımcısı olsun. Ee, salona dönmek istiyorum. Sorusu olan varsa bir iki tane de soru alıp programımızı bitirebiliriz. Evet. Orada da var. ha. Buyurun efendim. Selamun hocam. Aleyküm selam ve rahmetullah. İsmim ol. Muhammed İsmail Ferah. 33 yaşındayım. 34'e Gireceğim ocakta inşallah. Az kalmış bak bir şeyin bitmesin. Aynen kaptı. Ona Ayağını göre Muhammed. De. Hocam ee, sormak istediğim şu. E, günümüzde e, evlilik bayağı pahalı olmaya başladı. ve Sen e, bekar işin, mısın Halen? Işin, i̇şin başka boyutu. Sen artık... soruma cevap ver. Bekar mısın Halen? Be bekar. Tamam. Tamam. Dur da bak bu kadar milletin Evli olsaydım <laughs> Bu kadar milletin içinde sana dua edeceğiz. Allah sana Allah olsun. ve senin gibi bekar kardeşlerimize en yakın zamanda güzel yuvalar nasip etsin. Amin. Amin hı. hocam. Şimdi sor. Şimdi e, günümüzde e, faiz her yere yayılmış durumda. Hı hı. Yani banka önümüz önümüzü e, dönsek her yer banka, her yer faiz. Yani biz ben kendi adıma yani bütün Müslümanlar e, yani biz faizsiz bir evlilik istiyoruz. Kredi kartı kullanmak istemiyoruz. Krediye bulaşmak istemiyoruz. Ama bununla birlikte e, yani önümüze nerede çıksa muhakkak bunlar çıkıyor bir şekilde. Yani biz bu hususta nasıl hareket etmeliyiz? Ne yapmalıyız ki biz e, hani harama bulaşmadan bu işe... E, Evlilik yoluna girebilelim. Tamam. Allah yar ve yardımcınız olsun. Güzel Söylediğin güzel. şey çok önemli ve gerçekten gençlerimizin en önemli imtihanlardan bir tanesidir bu imtihan. Burada senin sorumluluğun var. Ailenin sorumluluğu var. Seninle yolları kesişen, hukuku olan kardeşlerinin sorumlulukları var. Bak üç tane sorumlu var. Devletin de var. Oraya karışmıyoruz biz. Karışıp da başımıza iş açmayalım şimdi. Devlet yapacağını yapması gerekir. O iş onun ayrı bir boyutu. Ama üç tane mesele var. Bir, senin sorumluluğunda evet zor, gerçekten zor. Bak ben de şimdi bir tane oğlan evlendiriyorum. Ne kadar zor olduğunu bizatihi yaşayarak görüyorum. Valla Allah gençlerimizin yardımcısı olsun. Şu anda İstanbul şartlarında öyle evlilik çok kolay bir şey değil. Her şeyi bırak ev bulamıyorsun. Ev bulamıyorsun yani öyle bir hale girdik ne yazık ki. Ama ne olursa olsun yani bu kadar şartlar da ağırlaşsa biz müminiz ya Allah'a dayanacağız. İşimizi sıkacağız, dua edeceğiz, biraz daha fazla çalışacağız. Biraz daha israflarımızı, hayatımızdaki giderleri kısacağız. Böylelikle ferdi anlamda o sorumluluğumuzu, ortaya koyacağız. Sonrasında da Allah'ım sen biliyorsun işte yapabileceğim bu. Ben bir kul olarak bir genç olarak benim elimden gelen bu. Bundan sonrası için de senden yardım istiyorum diye Cenab-ı Hakk'a iltica edeceğiz. İki, aileleriniz bu noktada sorumlu. Neticede onlar da imkanlarını en üst düzeyde daha farklı bir biçimde işletmeliler. Ve aileler çocuklarına, gençlere yardımcı olmalılar. Bu aile sadece anne baba, Falan değil. Aile biz deyince kimleri kastediyoruz? Amcaları, dayıları, halaları, teyzeleri. Çünkü sıra rahim buna yarıyor zaten. O aile içerisinde bir bekar varsa ve o bekar maddi meselelerden dolayı mesela zorluk yaşıyorsa ya da aday bulamıyorsa mesela aday bulma noktasında da ailelerin bu manada sorumluluğu var. Bu manada onlar da sorumlu. E üçüncü bir sorumlulukları var. Sen bir sosyal camianın içerisindesin. Diyelim ki Siyer Vakfındasın. Diyelim ki bir başka yerde bir ders halkası içerisindesin. Esnaf, tanıdık arkadaşlar, abiler var. Seni tanıyorlar. Seni ahlakını biliyorlar. Senin bu noktadaki ızdırabını biliyorlar. E i̇çinizdeki bekarları evlendirin emrini muhatabı onlar. Muhatabı onlar. Belki o seni tanıyan arkadaşlar diyecekler ki ya bu sene ben Umre'ye gidecektim. Umre'ye gitmiyorum. Muhammed'in bu düğününe ben katkı sağlayacağım. Umre'ye gitmiş kadar sevap alacak. Bakın bu kadar önemli bir meseleden bahsediyoruz. Çünkü netice itibariyle eğer biz Müslümanlar olarak bu manada bu dayanışmayı ortaya koymazsak, bu sorumluluğu ortaya koymazsak zaten Allah korusun başka şeyle çıkar. Dolayısıyla bu üç şeye dikkat ederek bu süreci yürüteceğiz inşallah. Allah yar ve yardımcınız olsun. Vaktimiz... Şu kardeşimize de evet. verelim mikrofonu. Evet. Net olursa hocam çok daha iyi olur. Vaktimiz daraldı. Hocam selamüküm. aleyküm. Olsun. selam? olsun. Ee, öncelikle direkt konuya giriş yapmak istiyorum. Bir ya. isminizi söyleyin. İsmim Cihan hocam. Cihan. Evet. Söyle ee, Cihan. Şimdi önceden hani Suriyeli kardeşlerimiz için de bu söylem söyleniyordu. Hani istemeden de olsa arkadaşlık ortamında da olsa e, ırkçılığa gidecek söylemler söyleniyor. Şimdi hakeza Filistin'de, Gazze'deki kardeşlerimiz için de tartışmaya girsek sıkıntı oluyor. Hani Allah muhafaza dinden çıkacak kadar söylemler Allah oluyor. Efendimiz Aleyhisselam hani gençlik sohbetlerinden de yola çıkarak 15 ile 20 arası ya da 40 yaşına kadar nasıl hani ikna ederdi? Ya da nasıl muhatap olurdu? Nasıl söylerdi? Yani, hani bu konuda... Soru sormak göreceğiz Cihan. Derslerimizde var aslında bu konular. Yani Efendimizin çağdaşları içerisinde yani onunla aynı zamanı paylaşanlar içerisinde nübüvvet öncesindeki o yaş süreçlerinde de ilişkileri oldu. O ilişkileri nasıl yürüttüğünün numunelerini göreceğiz. Ama şimdi soru vesilesiyle söyleyelim. Mesela biz her konuşana cevap vermek zorunda değiliz. Bir kere bunu bilelim. Ama vereceğimiz cevap eğer o karşıdaki insanda o hatasını düzeltmeye vesile olacaksa o imkanı da kaçırmamak durumundayız. Mesela söylediğim mesele çok önemli bir mesele. Ne yazık ki şu anda gençlerimizin büyük bir kısmında bu ırkçılık meselesinden dolayı özellikle memleketimize, ülkemize gelen işte muhacir kardeşlerin varlığı ve o muhacir kardeşleri, kardeşlerimiz içerisinde özellikle sosyal medyanın sürekli gündeme getirdiği ya da bu işi kaşıyıp da ırkçılığı pompalayan insanların kışkırtmalarının neticesinde Araplara karşı, Afganlara karşı, Pakistanlara karşı bir düşmanlık oluşuyor. Şimdi biz o kardeşlerimizle diyelim ki metroda gidiyorsunuz. O da yanında oturdu. Başladı sana bu meseleyle alakalı bir sürü şey söylemeye. Sen de onu dinliyorsun. Ya ben ne söyleyeyim buna mesela? Şimdi orada o muhatap Nereden meseleyi anlayacaksa bizim oradan bir giriş yapmamız gerekiyor. Ya abiciğim, kardeşim kimse o muhatap. Sen kızıyorsun da hiç sen Almanya'ya gittin mi? Ya hele bir git bak Mannheim diye bir şehir var. Küçük İstanbul diyorlar oraya. Vitrinlerinde Türkçe tabelalar var. Türkçe müzik açmışlar. Milletin şeyinde, şehrinde diyelim ki işte Almanya'da Mehter marşıyla düğün yapıyorsun sen. Şimdi bir Suriyeli kalksa İstanbul'da böyle bir düğün yapsa ne düşünürüz biz? Şimdi onların bu manada anlayacağı şeyleri eğer söyleyebilirsek ona göre ikna ederiz ama bazen o özellikle bu ırkçılık meselesi öyle bir gözlerin üzerine perde getiriyor ki taassuptan dolayı ne desen boş. Ne desen? O zaman ne yapacağız? Belki birer kitap hediye edeceğiz onlara koyacağız çantamıza bir tane kardeşlikle alakalı, ümmetle alakalı bir kitap. Ya abi sen böyle şeyleri konuşuyorsun da şu kitabı bir oku. İnşallah bir daha yolumuz karşılaşırsa konuşuruz bir daha. Ya da varsa o manada bir ders mesela hemen ya şu dersi bir dinle mesela şu hocamızın şu meseleyle alakalı işte yaptığı bir sohbet var. Bunu bir dinle ondan sonra inşallah karşılaşırsa konuşuruz. Yani yollarını iyi tespit edebilmemiz lazım. Muhatap Nereden anlayacaksa, nasıl olacaksa ona ait adımlarla en azından zihninde, hayatında, aklında var olan o yanlışı gidermenin gayretini vereceğiz. Hocam çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz efendim. Harikaydınız. Maşallah. Güzelden beğendiniz mi? Yürüyebilir miyiz Miraç'la? Ah bak bu kadar insan da seni e, takdir etti. İnşallah... 19 program boyunca seninle beraberiz hocam, efendim. İnşallah Allah razı olsun. eksik olmayın. Benim için çok heyecanlı ve çok fazla istifade ettiğim bir program oldu. Ben Hı -hı. size de çok teşekkür ediyorum. Haribiz. Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Amin hocam. Efendim, sen burada... söyle söyleyeceğini bu kadar genci bulmuşken bir gazzemize küçük de bir olsa kısa da olsa bir dua ederek bitirelim. Tamam inşallah hocam. Çok kısa toparlayayım. Ee, efendim burada hayır adına bir şeyler yapılıyor. Bu hayrın daha fazla yayılabilmesi için. E, beğenip paylaşmanızı, yorum yapmanızı rica ediyoruz. Şimdiden Allah razı olsun. Bir sonraki programımız inşallah 30 Kasım Perşembe günü. O da bir çocuktu başlığıyla <laughs> gerçekleştirilecek inşallah. Yine hanım erkek tüm kardeşlerimizi buraya bekliyoruz. E, son olarak teşekkür etmek istiyorum. Hem burada bizi yalnız bırakmayan hem de e, ekranları başında bizlerle beraber olan tüm rahle kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Allah razı Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ve etba'ihi ecmain. Allah'ım şu güzel gençlerimizle beraber şu anda burada bulunan hanımıyla, erkeğiyle gençlerimiz ve dünyanın dört bir farklı yerinden, bu memleketin dört bir farklı vilayetinden bu meclise talip olan kardeşlerimizle, genç kardeşlerimizle beraber senin peygamberinin gençliğini öğrenip hayatlarımızı o gençlik çerçevesinde inşa etmek için bir yürüyüşe çıkıyoruz. Ya Rabbi bu yürüyüşü, bu ilim silsilesini hepimiz hakkında hayırlara vesile kıl. Ümmetin bütün gençlerini sana emanet ediyoruz Allah'ım. Sen onlara sahip çık. Şu zorlu süreçlerde ümmetimizin, bu memleketinin hiçbir gencini zayi etme Allah'ım. Yürekleri, yüreklerinde var olan sevgiyi, aşkı, sevdayı daha da ziyadeleştir Allah'ım. Onları gerçek manada Resulullah'ın genci olabilecek bir kıvama eriştir Allah'ım. Bizi de onları da hiçbir zaman iki cihan serveri Efendimizin yolundan ayırma Allah'ım. Şu anda Gazze'de çok ciddi imtihanlar içerisinde olan yüzyılın soykırımını yaşayan, karşısında sınır tanımayan bir düşmanın her türlü hukuksuzluğuna, haksızlığına, zulümlerine rağmen bu imtihanı yaşayan kardeşlerimize sen yardım eyle Allah'ım. Ümmeti Muhammed'in bu çaresizliğini katından bir rahmet ile bizim üzerimizden çevir Allah'ım. Bu zilleti kaldır Allah'ım. Oradaki kardeşlerimizin yar ve yardımcısı ol Allah'ım. Onların güçlerine güç kat Allah'ım. Yüreklerindeki korkuyulları at Allah'ım. Cesaret ver Allah'ım. Onların atışlarına isabet ver Allah'ım. Sen katından bir rahmet ile oradaki bütün mücahid, murabıt kardeşlerimizi teyit eyle Allah'ım. Bizi de o kardeşlerimizin hep yanında duran, canlarıyla, mallarıyla, duruşlarıyla, sözleriyle bize ne verdinse her şeyimizi mazlumların yanında harcayacak şekilde, mazlumların yanında yer alacak bir biçimde geçirebilmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Hiçbir zaman zalimin yanında bizi kılma Allah'ım. Son nefesimize kadar da razı ve memnun olacağın işlerin sahibi eyle Allah'ım. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه